Birkaç video önce periyodik bir fonksiyonu kosinüs ve sinüslerin ağırlıklı ortalamalarının toplamı olarak ifade etme fikri üzerinde durmaya başlamıştık. Evet, ağırlıklı kosinüs ve sinüslerin sonsuz toplamı. Bundan sonra bu integrallerin tek tek neye eşit olduklarını bulmuş ve sonra da bu integralleri kullanarak farklı katsayıların neye eşit olduklarını değerlendirmeye başlamıştık. Sona çok yaklaştığımızı da biliyorsunuz. A alt indis 0 için bir formül bulduk. Kosinüslerin herhangi bir katsayısı içinde bir tane bulduk. Ve sıra sinüs terimlerinden birinin katsayısına geldi. Bunu nasıl yapabiliriz dersiniz? A alt indis neyinin formülü için kullandığımız tekniğe çok benzeyen bir teknik kullanalım. Eşitliğin iki tarafını bu defa sinüs nt ile çarpalım. Hadi bakalım. Çarpı sinüs nt. Sol tarafı sinüs NT ile çarpınca sağ taraftaki terimlerin her birini de tek tek sinüs NT ile çarpmamız lazım. Sinüs NT, sinüs NT. Bu noktada zaman kaybettiğimin farkındayım ama bunu yapmamıza değeceğini artık biliyorsunuz. Sinüs NT, sinüs NT ve sinüs NT Buradaki noktaların da bu yaptığımız işlemi geriye kalan sonsuz sayıdaki terimin her biri için yapacağımız anlamına geldiğini bir kere daha hatırlatayım. Şimdi bir de iki tarafın integralini alalım. 0 ile 2 pi arasındaki belirli integral. Bu arada bu aralığı seçmemin sebebinin elimizdeki fonksiyonun periyodunun 2 pi olması yüzünden olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu ana kadar yaptığımız diğer her şey de bu aralıkta olduğundan bu aralığı kullanmaya devam edeceğim. 0 ile 2 pi arasında dt. Sağ taraf için tüm bunların yani bu toplamın integralini alabiliriz ama bunun integrallerin toplamına eşit olduğunu da biliyoruz. İntegralleri alırken kat sayıları da dışarı çıkaracağız. Sağ tarafın integralini aldığımda 0 ile 2 pi arasında dt 0 ile, DT, 0 ile 2 pi arasında dt, 0 ile 2 pi arasında dt, 0 2 pi arasında dt, çok az kaldı sabredin, 0 2 pi arasında dt, 0 2 pi arasında dt ve 0 2 pi arasında dt. Vay be, baya uzundu. Bunu karşımızdaki Fourier açılımındaki tüm terimler için yapacağız. Bu noktada birkaç video önce yaptığımız integral hesapları faydalı olmaya başlayacak. N'nin tam sayı olması durumunda sinüs nt dt'nin 0 ile 2 pi arasındaki belirli integralinin 0'a eşit olduğunu biliyoruz. İşte burada. Evet, bu 0 olacak. Buna ek olarak bir tam sayı çarpı t'nin kosinüsünü, başka bir tam sayı çarpı t'nin sinüsü ile çarpıp bu ifadenin belirli integralini aldığımızda da sıfır elde ettiğimizi biliyoruz. O zaman bunlar da sıfır olacak. Bir de bir tam sayı çarpı t'nin sinüsünün bir başka tam sayı çarpı t'nin sinüsüyle çarpımının belirli integralinin de sıfıra eşit olduğunu bulmuştuk. Bu sayede bunlar da sıfıra eşit olacak. Hemen göstereyim. İşte burada. Ve sonuç olarak geriye sadece bu terim kaldı sinüs nt çarpı sinüs nt. Peki ya bu neye eşit olacak? Bu integralin içindeki ifade hemen yazayım. Sıfıra eşit olanlar için turuncu kullandığım için turuncuyu kullanmasam daha iyi olacak. Evet burası sinüs kare nt dt'nin sıfırla 2 pi arasındaki belirli integraline eşittir. dt'yi siliyorum çünkü burada zaten var. Evet, mavi ile yazılı olan ifade buna eşit ve bunun da neye eşit olduğunu biliyoruz. Hemen göstereyim. T'nin katsayısı sıfırdan farklı bir tam sayı olduğunda bu integral pi'ye eşit. Harika değil mi? Farklı bir renk kullanayım. Evet, burası pi'ye eşit. Bu da b alt indis n çarpı pi'nin buna eşit olması anlamına geliyor. Hemen yazalım. B alt indis N çarpı pi eşittir. Diğer terimler sıfıra eşit oldukları için sıfırla 2 pi arasında dt'yi de koyalım. Ft çarpı sinüs nt. B alt indis N'nin N'ye eşit olduğunu bulmak için iki tarafı pi'ye bölelim. Yine bir alkış hak ettiğimizi düşünüyorum. Aynı maviyi kullanayım ve buraya yazayım. Evet, B alt indis N eşittir. 1 bölü pi çarpı ft çarpı sinüs nt dt'nin 0 ile 2 pi arasındaki belirli integrali. Kosinüslerin, sinüslerin ya da kosinüs sinüs çarpımlarının belirli integrallerinin neye eşit olduklarını bulduktan sonra bu hesaplamaları yapmak aslında çok kolaydı. Ve bu üç formülü kullanarak artık kare dalgamızın Fourier serisini, açılımını ya da katsayılarını bulabiliriz.